Evet arkadaşlar, herkese saygılar, sevgiler ve hürmetler. Beyler bayanlar, merdivenden kayanlar. Umarım cumartesi gününü güzel atlatmışızdır. Dolu dolu geçirmişizdir ve kazançlı kuponlarla günü kapatmışsınızdır ve pazar gününe güzel, muhteşem, harika, pozitif, enerji dolu ve sağlıkla uyanmışızdır. Paralar hesaba yattıysa şimdi pazar gününün kuponlarını yapmak için bir an önce maçlara bakmaya başlamışsınızdır. Ama acele etmeyin. Neden acele etmeyin? Abi paranı kimse cebinden almıyor. Sen çıkar artıp veriyorsun. Yani bu kadar para kaybetmek bu kadar para kaybetmek için acele etmemizin bir manası yok aslında. Biz hepimiz acele ediyoruz. Cumartesi pazar hemen erkenden bir bahis yapayım da hani akşama sermaye çıksın, ondan sonra of skili aç içe sabahata. Beyler bakın, bahisleri akıllı oynayalım. Böyle her saat başına kupon yapmayın. Bunu size her seferinde uyarıyorum. Gün içinde bir tane kupon yapın. Geniş, yani sağlam yapın. Gün içinde basacağınız bütün meblağları toplamda bir kupon oynayın ya. Yani ölmezsiniz. Mesela milli maç aralarında filan maçlar olmuyor. Oynamıyorsunuz. Ölmüyorsunuz ya, hayatınızdan bir zamanda gitmiyor yani. Anladın mı? Akıllı olun, akıllı akıllı. Hep beraber akıllı olalım. Gelelim biz pazar gününün maçlarına. Bak şimdi ilk maçımız Gençler Birliği Ankara Gücü. Bunu ben size Toto'da anlattım. Şimdi burada iki tane kardeş kulüp oynuyor. Bir çıkışta olan bir Ankara Gücü var. Bir de çıkışta mı düşüşte mi belli olmayan bir Gençler Birliği var. Hafta içi çünkü bir kupa faciası yaşadılar. Ama ondan önceki maçlarına baktığınızda ligde iki tane ekstra galibiyet aldılar ki eksik kadroları mücadele etmelerine rağmen. Şimdi burada iki takımında kadroya, yani sahaya çıkış dizilişleri hemen hemen aynı. Yani nasıl çıkıyorlar işte 4-2-3-1 4-2-3-1 şeklinde çıkıyorlar sahaya. Gençler Birliği biraz daha hücum bölgesinde daha kuvvetli bir takım. Ama moral motivasyon açısından mesela kupadan elenmeleri onları çok en dibe, o aldıkları iki tane Türkiye yani Süper Lig'deki galibiyetleri unutturmuştur. Ama bu bir plan proje de olabilir. Hani biz zaten yani Türkiye Kupası'nda bu kadroyla nereye kadar gidebiliriz? Ne yapabiliriz? Ama biz bu kadroyla Süper Lig'de kalmalıyız. Kalmak zorundayız. Düşüncesine kapılıp iki tarafta da efor sarf etmeyelim, tek bir kulvarda mücadele edelim düşüncesine kapılmış olabilirler. Bunlar hep matematiktir arkadaşlar. Bunlar kulüp içinde, bakın kulüpler bunların planını hep yapar. Şimdi Süper Lig'de maç sayısı artış gösterdiği için kupa maçında bir maç iki maç daha fazla oynaması, kulübe para gelmesi bir şey ifade etmez. Sen bu ligde zaten o parayı telafi edersin. Dolayısıyla burada böyle bir stratejiye gitmiş olabilir Gençler Birliği. O yüzden fazla üstünde durmamak lazım. Ama oyuncuların psikolojisi anlamında ikinci lig takımına yenilmelerinden kaynaklı bir psikolojik çöküş olabilir. Ankara Gücü de artı bir yükselişte, neler yapabileceklerinin farkına vardılar. Aslında neler yapabileceklerinin farkından ziyade rakip Konya biraz buldumcuk oldu yani İsmail Kartal. İşi abarttı. Yani şimdi İsmail Kartal'dan ben korkuyorum ki yine eski sistemine dönecek ve hele ki deplasmanlarda yine boktan bir futbol oynayacak diye korkuyorum bu skordan sonra. Neyse biz gelelim Gençler Birliği şimdi Ankara Gücü maçında. Ben burada şimdi size Toto'da verdim. Evet, Toto'da ne verdiysem arkasında duruyorum. Ne dedik Toto'da? Bu maç ya 1 olur ya 2 olur. Yani 1-2 çifte şans varsa, oran sizi tatmin ediyorsa 1-2 çifte şans alabilirsin. Çünkü ben bu maçın berabere biteceğini düşünmüyorum. Galibiyet yönünde mesela Ankara Gücü biraz daha ağırlıkta bende. Ama biz gelin burada şunu yapalım. Biz bu maçta karşılıklı gol var oynayalım arkadaşlar. Çünkü biz şimdi gideriz deriz ki işte bu maç ya 1 olur ya 2 olur. Ama giden anasını satayım seçeceği 3. tercihimiz gelir. Nedir o işte? 0 biter. Ama bu maç 0 da bitse bu maçta 0-0 gibi bir skor çıkmaz. 1-1 gibi bir skor çıkar. O yüzden bu maçta benim sizlere önereceğim tercih karşılıklı gol var arkadaşlar. Gelelim ikinci maçımıza. İkinci maçımız Denizli Alanya maçı. Şimdi bu Denizli'yi anlattık işte ne hallerde olduğunu görüyorsunuz. Alanya geçen hafta Beşiktaş galibiyetiyle tekrar ayağa kalktı ve kupada da yine yoluna devam ediyor. Alanya tekrardan Alanya olduğunu hatırladı. Şimdi karşılarındaki Denizli böyle bir mağlubiyetlerin üstünden sonra aldıkları Beşiktaş galibiyetini perçinleyebilmek adına karşılarındaki rakip gerçekten paha biçilmez bir rakip. Yani onların arayıp da bulamayacağı bir rakip. Şu an Türkiye Süper Ligi'nde bence Alanya'nın bu hafta karşına kimi istiyorsun diye sorduklarında tek verecekleri cevap kesinlikle Denizli'dir. Bakın yani ne Kayseri'dir, ne Ankara Gücü'dür, ne Gençler Birliği'dir. Kesinlikle Denizli'dir. Neden? Çünkü hiçbir şekilde oyun stratejilerinde değişikliğe gitmiyorlar. Badozlama suyun dibine doğru dalıyorlar. Daldıklarını bildikleri halde bir değişikliğe, bir sistem değişikliğine gitmiyorlar. Çok enteresan. O yüzden ben burada kesinlikle çok rahat bir şekilde Alanya'nın galip geleceğini düşünüyorum. Varsa Alanya'nın 1.5 gol üstü bahsini öneriyorum. Yoksa da burada sizlere Alanya'nın galibiyetini öneriyorum. Sizlere bu arada 2 videodur atlıyorum. Bir fıkra anlatacaktık. Çok böyle zamanınızı almamak adına 2 tane videoda pas geçtik. Bu videoda artık anlatalım. Bir ufak bir video anlatalım. Nasıl bir video? Mesela işte bak bu Denizli Alanya maçının üzerine güzel oturur bir video. Nedir şimdi? Şöyle, zamanın birinde
Bak şimdi dinle. Pazar günü iyi dinle ki ayıl. Açılırsın be abi. Böyle yani şu an uyku mahmurluğu. Kalksam mı kalkmasam mı? Ulan zaten Türkiye'de de yasak var. Kalksam ne olacak? Dışarı çıkamayacağız. Evde çoluk çocuk var. Hanım var. Temizlik bize yaptırır şimdi. Ne yapacağız? Perdelerimi yıkayacağız. Camlarımı sileceğiz. Balkonu mu yıkayacağız? Derdinle. Bu stresle başlayacağına güne ne yapacağız? Fıkrayı dinle. Kendine gel. Şimdi bak zamanın birinde bir ülkede padişahın haremini dikizleyen 3 tane kişi var. Tamam mı? Bu 3 kişiyi şöyle adlandıralım. Ülkelere bölelim. Hani vardır ya işte Fransız, Alman, Türk gibi. Biz de yine öyle yapalım. Bir Fransız, bir İngiliz, bir Türk. Bunların 3'ü dışarıda buluşuyorlar. Bu tabii Türklerden birini tabii yine bizim Karadeniz'i temel yapalım. Ulan diyorlar ki ya usta o padişah devamlı birilerine pompa yapıyor. Işık yanıyor, sönüyor. Bak ben bu haremin bir penceresini buldum. Gelin buradan bir dikizleyelim, anasını satayım. Hani gönlümüz açılsın. Akşam bize sermaye çıksın. Anladın mı? Sabuna eşlik edecek sermaye çıksın. Bunlar gidiyorlar, dikizliyorlar. Dikizlerlerken yakalanıyorlar. Yakalanınca bunu askerler bunları alıyor. Padişahın huzuruna çıkartıyorlar. Padişah tabii durumu izah ediyor. Padişah bunları dinlerken bunlara emir veriyor. Diyor ki bunları öldürün diyorlar. Ama öldürürken de bunların meslekleri neyse onların mesleklerine göre bunları öldürün diyorlar. İşte orada soruyorlar padişahın huzurunda. İlk önce İngilizce soruyorlar. Senin mesleğin ne bakalım diyorlar. Bu işte ben oduncuyum diyor. Tamam mı? Padişah diyor ki vurun bunu diyor, baltayla diyor, indirin diyor, hadım edin diyor, yani şeyini kopartacaklar, anladın mı? Hadım olacak bunlar yani. Baltayla kesin bunu diyor, tamam. Bunu alıyorlar, iki koluna girip hop götürüyorlar. O arada sıradakine geliyor. Sıradakine soruyorlar. Senin mesleğin nedir? Benim mesleğim terzidir diyor padişahım diyor. Makasla kesin bunu diyorlar, tamam. Kökünden kısıyorlar. O arada tabii bizim temel gülmeye başlıyor. Fıkır fıkır fıkır. Ulan padişah ayol oluyor buna. Ve müptezer diyor. Sen ne diye gülersin diyor. Padişahım diyor, sıra bana geldiğinde işte diyor söyleyeceğim diyor. Kendimi zor tutuyorum diyor işte. Ya diyor gel bakalım buraya diyor. Sen niye gülersin diyor. Senin mesleğin nedir diyor. Birazdan adım olacaksın be. Müptezer diyor. Bizim temel diyor ki ya padişah diyor. Benim mesleğim dondurmacılık diyor. Bunu diyor yalaya yalaya yalaya. Nasıl diyor adım edecekler? Çok merak ediyorum diyor. Aklıma geldikçe gülüyorum diyor. Şimdi arkadaşlar bizi de böyle arada yalıyorlar ya, işte oradan aklıma geldi. Ulan yala yala biz adım olmayız bak. Yala yala virüs tövbeler tövbesi. Ya ulan pazar pazar nereden nereye bağladık ama. Bu fıkrayı da böyle atlamış olalım. Gel abi gel, Beşiktaş maçına gel, tövbeler tövbesi ya. Beşiktaş Erzurum maçı. Şimdi Beşiktaş Erzurum karşısında muhteşem bir moralle çıkacaklar. Neden? Kupa maçını kazandılar. Evet, bir önceki hafta kaybettiler Alanya'ya ama o maç zaten yani Başakşehir, Fenerbahçe, Alanya bu 3 bu girdaptan mutlak surette zaten puan kayıplığını hesap etti Sergen Hoca. Şimdi o maçlardan şöyle bir durum var. Hesabında en güzel puanı en güzel rakibine kaybetti. Neden? Kendi dengi takımlardan Fenerbahçe şimdi ikili avaraj, ikili maçta avantajlı çıkacak. Başakşehir'e, ki Başakşehir aşağılarda ama mutlak surette yukarılara kadar gelecektir. Başakşehir'e karşı bir avantaj elde etti. Trabzon'u da biliyorsunuz yendi. Şimdi bütün kendi dengi şampiyon rakiplerine karşı bir avaraj elde etti. Şimdi Alanya, ya şimdi Anadolu takımlarının son haftalara doğru ligin ortasından sonra düşmeye başladığını herkes biliyoruz. Mutlak surette Sergen Hoca da bunların hesabını yapıyordur. Orada zaten sorsalar maçta hani Alanya, Fener, Başakşehir hangi maçı kaybetmek istersin diye deseler direkt söyleyeceği maç Alanya maçı olurdu kuşkusuz. Şimdi o moral motivasyon, kupa moral motivasyonu ve takımın tekrar ayağa kalkabilmesi için çok bence güzel bir maç. Erzurum maçı. Neden? Şöyle Erzurum deplasmanlarda sıkıntılı bir futbol oynuyor. Çok kapanıyor. Beşiktaş ne kadar bu hücum gücünü bu kadar yüksek seviyelerde tutacak bilmiyoruz. Erzurum'a baktığınızda son 9 maçta sadece 3 tane beraberlikleri var. Zaten Konya deplasmanında da biliyorsunuz yeni hocayla Hüseyin Cimşir'le çıktılar. Şimdi Hüseyin Cimşir'in ben hocalığını Trabzon'dayken de her zaman söyledim. Yani daha çok erken ya. Vallahi çok erken. Yazık ediyorlar. Kendilerine böyle büyük takımlara gelerek yazık ediyorlar. Bak şimdi Erzurum'da bir şeyler yapmaya çalışıyor. Yapamazsın. Bu kadroyla yapamazsın abi. Olmaz. Şimdi Erzurum'u ayağa kaldıracak maç bence bir sonraki haftadaki Denizli maçı olacaktır. Bu maçta da Beşiktaş'a diş geçirebileceğine ihtimal vermiyorum Erzurum. Ben o yüzden Beşiktaş'ın bu maçı çok rahat bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Varsa Türkiye'de Beşiktaş'ın 1.5 golü üstü bahsini sizlere öneriyorum. Yoksa da handikaplı Beşiktaş galibiyeti de hani 1'in oranı muhtemelen 1.30'un altında olacaktır. Handikaplı galibiyet öneriyorum. Başka da bir şey önermiyorum bu maça. Bu 3 maçın haricinde şimdi sizlere kupon şeklinde vereceğim 2 tane maçım var. Bir de alternatif maçım var. Hangi maçlar? Şimdi 2 tane maçımız şu. Brighton Sheffield United maçında ben Sheffield
Sheffield United'ı hafta içi maçında da Manchester maçında da işte izledik gördük. Sheffield United'ın artık maç kazanması lazım arkadaşlar. Bakın yani şimdi Premier Lig tarihinde inanılmaz işler imza atıyorlar. 13 maçta 1 puan. Yani şu an düştü yani. 13 maçta 1 puan almak çok inanılmaz. Bir tane beraberlik ya. Yani burada artık Sheffield United'ın yapması gereken şu. Bu maçı ya kazanacaksın ya kaybedeceksin. Yani bundan sonraki bütün maçlar için böyle ki bunun örneğini Manchester maçında gördük yani. O oynadığı futboldan artık uzaklaştı ve Manchester'a attıkları o 2 golden sonra bir özgüven kazanmışlardır. Bakın ben bu maçta Sheffield United'ın deplasmanda maçı kazanabileceğini bile düşünüyorum. Sürprizci arkadaşlara 2 önerebilirim. Güvenemeyenlere 0-2 öneririm ama buradaki en yüksek ihtimalli oran 0.5 üstüdür. Sheffield United'ın atacağı 1 gol kuponlara işaretlenebilir. Bu alternatif olarak bunu ayırıyorum. Sizlere önereceğim kuponda ise şudur. Manchester United Leeds maçı var. Bu maçta karşılıklı gol var öneriyorum arkadaşlar. Kupon için 2 maçlık kuponumda. Bir de Hollanda Ligi'nde arkadaşlar. Feyenoord maçımız var. Bakın Feyenoord'un da deplasmanda maçı kazanacağını düşünüyorum Vitesse karşısında. Şimdi artık Feyenoord'un Avrupa macerası bitti, sonlandı. Burada Hollanda Ligi'ne endekslenecek kendisini ki Feyenoord'un daha Hollanda Ligi'nde mağlubiyeti yok. Bak bunu da pas geçmeyin ha. Yani Ajax'tan sonra Feyenoord'un da Hollanda Ligi'nde şimdi bana göre bu sene bir söz sahibi olacak takımlardan biri ve bu ligde şu an tek namağlup takım yani kız olan kız Feyenoord'tur. Ben bu namağlup takıma karşı çıkan oranı çok enteresan buluyorum. Bunu gözünüzden kaçırmayın diyorum. Oranı da gayet iyi. Mesela Sheffield United gibi bu maçı da sizlere sürpriz olarak 2 öneriyorum arkadaşlar. Güvenemeyen arkadaşlar 0-2 çifte şans alabilirler. Ama bizim kupona ekleyeceğimiz olay karşılıklı gol var. Yani nedir? Sizlere pazar günü kuponum. Manchester United, Leeds United karşılıklı gol var. Oran yükseltmek isteyenler 2.5 üstü oynayabilirler. Ben kupon olarak KG öneriyorum. Bir de Vitesse Feyenoord maçı KG. Oran yükseltmek isteyenler 2.5 üstüne önerebilirim. Hangisinin oranı yüksek bilmiyorum. Burada 5 kuruş 10 kuruşluk işlerin peşine düşmeyin. Aç kalırız arkadaşlar. Diğer sürprizim de dediğim gibi Brighton Sheffield United maçı. 2 tutuyorum. 0.5 üstü deplasmanında bence idealdir. Kendinize iyi bakın diyorum. Aralık aralansın. Cemaat paralansın. Yazdığımız gibi gelsin ama öncelikle sizlerin yazdığı gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bol şanslar.